Ee, senin e, bu şu şeyi anlatsana ya bize bu evrensel mizah başlıklı Oxford'daki söyleşi. O şimdi bizim arkadaşlar ona bakmışlar. Amerikan başkanları falan davet edilmiş senden önce. Yani o süreçte davet edilen isimler bayağı ya önemli. bir önce isimler. değil de yani şöyle Hayır, değil ya. derken, yani, yani dün Barak, sen önceki gün o değil ya. <laughs> Barack Obama, Hasan Can, Clinton e, evet. <laughs> Benekli Ayhan öyle <laughs> devam ediyor. Öyle bir öyle değil ama şey e, ya evet Oxford Union diye bir e, dünyanın en prestijli münazara kulübüymüş bir oraya galiba Clint Eastwood orada fotoğraflarını gördüğüm, benim peki ön araştırmamın şeyi özensizliği fotoğraflarını görme üzerinden bir bilgi vermek öyle bir durum olmuş evet çok ya biz çok heyecanladık, çok mutluyuz onunla ilgili zaten bu arada dünyada prestijli üniversitede okuyan seyircilerimiz geliyordu bir bölümde mesela 8. bölüm zannediyorum Stanford Üniversitesi'nden çocuklar evet. gelmişti. aynı bölüme Kocaeli'den böyle o sırada işsiz çok yetenekli çok zeki Fatih diye bir kardeşimiz gelmişti ve o bölüm mesela hep birlikte aynı şeye gülmüşlerdi filan zaten şeye aşinayız yani nitelikli üniversitelerden de dünyanın her yerinden Türk öğrencilerin dünyanın her yerinden izlenmeye bununla ilgili aldığımız takdirle ilgili çok şükran doluyuz ama tabii ki bir evrensel mizah konulu bir söyleşi daha da prestijli bir yere, daha güzel bir yere götürdü bizi. Biz de çok mutluyuz bununla ilgili. Gittik orada e, kaliteli bir söyleşi oldu. Dünya mizahından konuştuk. Türkiye'deki, benim komedi tekniklerimle ilgili konuştuk. E, Türkiye'deki mizahın e, kökeniyle ilgili konuştuk. Yani orta oyundan da, e, Tuluat'tan da, Hiciv'den de e, konuştuk. E, bu çok keyifliydi. Bizim için de çok e, şeydi. Ee, yani içeri tatmin edici bir Konuşanlarla bir ilgili eleştirilerde hep şey diyorlar. Ya bu ne böyle? Ne lay lay loy loy falan diyorlar ama ben mesela çok e, hayata dair çok sosyal eleştiriler de görüyorum. Bazen e, bence sisteme dair de eleştiriler de var. Mesela başımızı hı. belaya sok sok Haklım. şöyle var, Devam, mesela evet. özel üniversiteler meselesi, ya ya Türkiye'de hiç kimse konuşulanlarda söylendiği kadar net eleştirmemiştir bence. Evet. Yani mesela İlber Hoca ile biz program yapıyoruz. İlber Hoca hemen hemen hep söyler, bu kadar üniversite olmamalı Türkiye'de bu yanlış. Hep konuşur. Bütün Türkiye'deki önemli aydın insanların eleştirisidir bu. Ya konuşanlarda bu mizahın belki de şeyiyle hoşluğuyla o kadar güzel ve o kadar anlamlı bir eleştiriye dönüşüyor ki. Abi şey şimdi şöyle aslında bunu biraz çaktırmış. Mesela altını çizdim muhtemelen bir daha yaptırtmazlar bize özel üniversite şakası. <laughs> çok teşekkür ediyorum o yüzden bu <laughs> e, desteğin için. Biz Ama istiyoruz. işte özel üniversite var özel üniversite var abi. Çok iyi özel üniversiteler evet. de var. Sen ben gidip iki gün sonra şunu alt katta özel üniversitede açıyoruz. Evet. Bizim söylediğimiz özel üniversiteler bunlar Tam olarak yani. evet tam olarak aslında Yoksa öyle. Yoksa şimdi haksızlık etmeyelim. Türkiye'nin çok iyi üniversiteleri arasında özel, özel üniversiteler üniversite. var abi. Evet evet. Yani öyle özel zaten adını yayınlıyorum çoğunun. Hı. Yani zaten böyle çok giydirdiğimde adını yayınlamıyorum. Yani adamın dava açabileceği, hani o e, üniversiteye bir kat daha çıkabileceği parayı bize dava açarak <laughs> har, e, harcamasın diye e, bazen şey yapıyoruz. Ee, özel üniversiteler? Bazı özel üniversitelerde senaryo atölyesi verdim ama e, ne derler ona? Bir hani eğitimle ilgili bir otorite değilim ama tabii ki bu konuda bir vatandaş olarak şaka yapma hakkımız var. Bir komedyon olarak seyircinin de gülme hakkı var. Bunu sonuna kadar kullanıyoruz isimlerini yayınlamayacak derecede. Hepsi. Sen diyorsun ki şakadan muhataba alınıyorsa kötü şakadır. Evet. Benim en büyük kriterim odur. Benim kariyerim boyunca şaka yaptığım bir kişi bile ünsüzken ki dahil senelerdir ve daha ofansiftim ünsüzken ve daha zordu. İnsanlar e, genellikle sürpriz yani gelip sürprizle karşılaşıyorlardı. Şu an benim tarzım bilerek geliyor insan. Hatta ben şaka yapayım diye özellikle yırtınan var. E, ama ben ünsüzken de yani etrafımdaki şahitler bilir ki zaten kulaktan kulağa dolmasının nedeni doydu Memnun kalıp yanındakileri çağırma dahil hiçbir seyircim e, gülmeden ayrılmadı ona yapılan şaka ile ilgili hiçbir seyircim rahatsızlık belirtmedi benim için en büyük kriter odur eğer muhatabı gülmüyorsa diğer herkes gülüyorsa bile o şaka başarısız bir şakadır. Böyle bir şey oldu ne yapıyorsun? Özür mü diliyorsun? Yani. Hiç olmadı. Bir kere bile olmadı. Olur abi. ama insanlık halde Olmadı mi? abi. Yani inanamıyorsunuz da olmadı. Yani işte belki bu bazı şeyler gerçekçi gelmiyor da bu kadar başarılı olmamızın nedeni bazı böyle gerçekleşmiş, gerçekleşmesi çok zor şeylerin de gerçek olmasıdır. Sende bir tuhaf bir şey var o da şu şakayı yaptığında muhataba alınmıyor ama muhatap dışında alınanlar oluyor. Ya sen bana şaka yapıyorsun mesela? Bunu izleyen biri diyor ki, "Aa böyle bir şey olur mu? Ne ayıp ya." Abi da... şimdi izleyen muha... Bu ne acayip izleyen... bir şey. Bak bizim izleyeceğimizden yine alınan yok. Milyonlarca zaten seyircimiz var. Sayılar ortada. Dijital dünya çok güzel bir alakada alaka da ortada. Ha ilgi alaka da ortada. Bunun yanında bu sayıya göre çok az bir kendini otorite atfeden bir troll, troll dediğimiz kitle de var. Bu bana özel değil. Bu e, büyük kitlelere iş yapan herkesin hayatında var. Yani ben 5000 tane fidan başladım şeye. Bu yangınlar olduğunu. Daha başka ne yapabilirim bilemedim o an. Onu bağışladım. Biri şey yazmış. Bu fidanlar kesin yazmış. Böyle yardıma demiş. E, böyle yardım edemezsin. İşte git yangını böyle söndürür mü yeni açar? Git yangını söndür falan yazmış. Yani şimdi, şimdi, bu adamı zaten umutsuz vaka. Ya. Şimdi ben buna ne diyebilirim? Bu adam ben mutlu edemem ki. Bu adam yaptığım şakadan da mutlu olmaz. Diktiğim ağaçtan da mutlu olmuyor. Benim e, yarın başka bir şey yapsam iyi. Topluma dair biri bir şey yapsa da. Çünkü bu adam zaten birini gömerek kendini daha iyi hissetmek üzerine gelmiş. Hayır orada şu an tuhaf olan şu. Bana göre değil bu mizah diyebilirsin. Yani Tabii ben şey gülmedim. Taşuma şey gitmiyor bu şaka biçimi diyebilirsin ama buradan bir ahlak, buradan bir böyle bir garip bir e, terbiye falan çıkarmak bir garip. Yani herkesin ahlakı Tabii kendisiyle şey ben, benle alakalı değil. O dediğim gibi o troll orada bütün gün birilerine çakıyor. Zaten abi. bu arada eleştirilen bak söylüyorum sana. Sende senin işlerinde eleştirilen senden daha çok seri seyirci. Ama işte o beni daha çok o beni rahatsız eden tek şey yok. Hmm. Ben kendime ilgili şeyler rahatsız olmuyorum. Zaten ben çözmüşüm adamın ne olduğunu. Ama benim seyircim bana göre konuşanlar sayısı altını siziyorum. En ruh sağlığı yerinde bence e, en e, kafası çalışan, mizah yönü gelişmiş, e, kaliteli kitle diye düşünüyorum konuşan sayısı Zaten sayısı o kadar büyük ki. Eminoğlu'nun bir kısmında da bilmem ne seyircisi, onun bir kısmında da bilmem ne seyircisi. Ve bu kadar işte sayıyoruz nitelikli üniversitelere giden çocuklar. Abi. Biz abi onlarca ödül almışız yani. ODTÜ, ÜTÜ, Hacettepe, Yeditepe, Galatasaray Üniversitesi e, yani aralarında bunlar da var. E, aklıma gelenler e, Kültür Üniversitesi. Ee, pek çok üniversiteden ödül almışız. Şimdi burada pırlanta gibi genç beyinler, akıllı beyinler yani burada bu kadar çeşitli memleketin her yerinden kendi travması olan kendi yani ödül bir ispat diye ama oy birliğiyle üniversite ödülleri olduğu için çok önemsiyorum. Yeni nesil komedyen diye küçülsemeye çalışanlar da var. Z kuşağı komedyeni, yeni nesil komedyen. Bunun da e, bunun da altın çizeyim ben de gurur duyuyorum. Yani yeni nesil komedyen, z kuşağı komedyeni edintisem eğer, bu adlandırıldığı nesil gibi. Ya bunu işte yeni nesil beğenmiyor benim üzerimden. Anlatabildim hmm. mi? Bunlara mı yani gelip orada işte bilmem ne anlatıyor, gülüyor diye eleştiriyor ya, ben bununla ilgili gurur duyuyorum. Bana göre bu ülkeyle ilgili yeni nesil, yani Z kuşağı, benim bu dünya ile ilgili e, geleceğe çok daha umutla bakmamı sağlıyor. Yani benim için mesela eleştirilme falan, tabii ki eleştirilecek, herkes eleştirilebilir. Kimse de beğenmek zorunda değil senin yaptığın miza ama oradan yola çıkarak bir ahlak tanımı yapma kısmı bana çok garip i̇şte o bana özgü değil. Bu ülkenin değil, problemi. Değil, evet değil. Ve yani, günlük değişiyor. Ya, aynı adam sen aynı cümlen için sana müthiş ahlaklı da diyebiliyor. Aynı adam sen aynı cümlen için sana ahlaksız da diyebiliyor. Tamam mı? Rüzgara bağlı. Fikir yok anlatabildim mi? Yani bu bir garip bir şey. Orada insan ben kendi özel hayatımla ilgili bir şeyi anlatıyorum. Bana özel bir şeyi. Ben orada seyircilerin de olduğu bir yerde şakalarla anlatıyorum. Ben buna gülüyorum, eğleniyorum. Ee, bu, yani benim açımdan bir sorun yok. Bunu dinleyen biri durduk yere bana saçma sapan kendi ahlakıyla bir ahlak biçiyor. Beni rahatsız eden sadece bu. Yani bu komik değil diyebilirsin. Bana göre değil, hoşuma gitmedi diyebilirsin ama bana kendi ahlakınla ahlaklı ya da ahlaksız demek bana bir garip geliyor. Beni sadece rahatsız eden o. Bu ülkenin bence kronik sorunu Yani ben bana dayalı değil. Benden önce de vardı, benden sonra da olacak. Bu başarının bedeli. Fatih Aksoy'la konuşuyordum Şey dedi, bundan kurtulmanın yolu başarısız olmak. Ama bu galiba Türkiye'deki yani, bütün mizahçıların evet. bir dönem yediği bir dayak. Ama hala baktığın zaman son tarihle ben yılbaşı gecesi COVID'dim Yani karantinada geçirdim. Cem Yılmaz'ın gösterisini seyrettim. Bayıldım yani. Şimdi Cem Yılmaz için de bak eleştirilere yazanlara falan. Hala utanmadan Cem Yılmaz'a komik değil falan diyen var. Ya Cem Yılmaz daha ne kadar komik olabilir abi? Abi şimdi şöyle bir durum var. Ee, i̇şte bu da biraz dediğimle bağlantılı. Ee, ülkede büyük kitlelere mizah işi yapıyorsan şu anda ve bunu açık yayında yapıyorsan şu anda son birkaç yıldır özellikle bu manasız eleştirinin gelmemesi mümkün değil. Mesela Cem abi'nin ben gösterisi canlı izledim Bostancı'da çok da beğendim ve şeyi tahmin ediyordum mesela yılbaşında başında yayınlanacağını duyunca hem çok izleneceğini de tahmin ediyordum. Gerçekten öyle oldu ama büyük linç yiyebileceğini de tahmin ediyordum. Çünkü bu Cem Cemilmaz'la ilgili değil veya benimle ilgili değil. Bu büyük kitlelere artık iş yaptığında bu kaçınılmaz. Ben her her hafta işte izlenme rakamlar ortada. Her hafta yorumu daya yani ama hiçbir önemi yok. Bu büyük başanın yanında bu küçük trollüklerin de önemi yok.